Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yapılan inceleme sonucunda Maria Sokollu'nun muhtar adaylığı somut gerekçelerle sakıncalı olarak değerlendirildi denilerek Sokollu'nun adaylığının iptal edilmesi kararıyla ilgili bilinçli dezenformasyon kampanyası yürütüldüğü belirtildi. Maria Sokollu'nun Koruçam Köy Muhtarlığı için yaptığı adaylık başvurusunun iptal edilmesiyle ilgili olarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Sokollu'nun muhtar adaylığının kabul edilmemesini kabul edilmez olduğunu kaydetti. Şehit Aileleri ve Mağlul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, şehitlerin kabirlerini yapamayacak kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni fakir düşüren zihniyetlerden utandığını belirterek, siyasilerin vatan, millet ve bayrak edebiyatı bu ülkede prim yapmıyor dedi. Kıbrıs Türk Han ve Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan, halkın ve emekçilerin insanlık onuruna yakışır bir ücret alabilmelerini amaçladıklarını belirterek, hükümetin halkın alım gücünü koruyucu ne gibi çalışmalar yaptığını merak ediyoruz dedi. Kamu çalışanları ve emeklilerin beklediği 13. maaş bugün ödendi.